Baba denince maddi ihtiyaçları karşılayan, evin geçimi için gece gündüzünü veren baba anlayışlar ortaya çıktı. En iyi baba, hatta evine en iyi bakan, ailesini en müferreh bir şekilde yaşatan baba, en iyi baba oldu. Yılın babası oldu. Biz bunlara katılmıyoruz. En iyi baba çocuğuna Allah korkusunu öğreten babadır. En iyi bab, en iyi anne yavrusuna kıyamadığından dolayı, cehennem ateşi yavrusuna dokunmasını istemediğinden dolayı, yavrusunun yaşı 10 da olsa sabah namazına kaldıran annedir. En iyi anne, en iyi baba budur. En iyi ebeveyn, anne baba, çocuklarına Allah'a itaati öğreten anne babadır. En iyi anne baba, çocuklarının günahlarına müdahale eden anne babadır. Onların hatalarına müdahale eden anne babadır. Çocuktur, gelir geçer demeyen anne babadır. Gelişinde bu önemlidir. Bakın, yaptıkları yaramazlık için konuşmuyorum. O çocuktur, yeridir, yapacaktır, ona sorun yok. Ama eğitim böyle değildir. Yaşı kaç olursa olsun, şu anda tıpın, çağın vermiş olduğu birikimden dolayı diyoruz ki, anne karnındaki bebekler bile anne hissedebiliyor. Annenin konuştuklarını hissedebiliyor. Çocuk doğduğu zaman, daha kundağındayken, çocuğa hitap edin diyor. Hitap edin. Niçin? Çünkü çocuk size tepki vermeyebilir ama anlıyor. Anlıyor. Anlaması lazım. Çünkü o bu fıtratta yaratılmış. O İslam fıtratında yaratılmış. O senin söylediklerini sana karşı tepki vermeyebilir ama o bilinçaltı yapıyor. O anlıyor. O bunları duyuyor. Ona öyle bir sekinet veriyor bundan dolayı. Öyleyse ne yapmamız lazım kardeşlerim? En iyi baba ve en iyi anne modelini ortaya çıkarmamız gerekiyor. İşte o zaman diyebiliriz ki yılın anne babası şu kardeşlerimizdir. Neden? Çünkü onlar çocuklarına Allah'tan korkmayı öğrettiler.